İçeride gelmeyeceksin herhalde. Mahir başlama gene. Ben olmadan seni yukarıya almazlar. Son vukuatını hatırlatırım. İzin vermiyorum. Niyeymiş? Seni durdururum, Sinan'ı arzu ettiğin gibi dövemezsin diye mi? Sevdam, seni kendimden bile esirgiyorum. Yakında karım olacaksın. Ömrün ömrümün sebebi olacak. Yani? Çok mu zor bunu anlamak? O adamın gözleri seninkileri değsin istemiyorum. Sen kıskanıyorsun beni. Evet, inkar mı edeceğim? Bir gün sen de benimle aynı durumda olursun. İşte o vakit anlarsın beni. Mahir, sen eski nişanlına karşılıklı oturuyorsun. O yüzden senin bu yüreğinden geçenlerin çok daha esaslısını yaşadım ben. Ayrıca ben Sinan'la hiçbir zaman bir hayat kurma hayalinde olmadım. Ama sen Ayten'le evlenmeye karar vermişsin. O yüzden şimdi bence biz içeri girelim, işimizi halledelim. Çünkü bu kıskançlık mevzuundan sen zararlı çıkacaksın Mahir Kara. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. İyi günler. Sinan Bey'le görüşecektim. Feride Hanım, hoş geldiniz. Lakin Sinan Bey yoklar. Nerede, evinde mi? Hayır. Sizin haberiniz olmadı galiba. Neden haberim olmadı? Sinan Bey'in annesi çok hasta. Sinan Bey 2 gündür hastanede annesinin yanında. Bir dakika bile yanından ayrılmadı. Neyse, mesele ben kendisine söylerim. Tamam, sağ ol. Siz kimi kandırıyorsunuz? Tanıyoruz Sinan Efendi'yi o kadar. Böyle bir hal olsa manşetten haber yaptırır. İğrenci değiliz. Mahir. Yukarı çıkarttırmayın beni. Söyleyin kendisi insin. Beni öyle ayakta uyutamaz. Öyle bir kadının arkasına saklanmasın. Hastalık yalanından medet ummasın. Adam gibi yaptıklarının arkasında dursun. Efendi yok Sinan Bey. Hastanede. Sizin anneniz babanız yok mu? Bu ne işsizlik? Sen bana böyle ders vereceğine mi? Söyle bakalım hangi hastane bu? Gidelim bakalım. Sen doğruyu söylüyorsan gelir insanlığımı yaparım. Lakin ben haklıysam insanlıktan çıkarım sonra demedi deme. Mahir, lütfen kendine gel. Feride bir saniye. Yok bir şey, arkadaşlar ısmarla ediyoruz. Karışma sen. Evet, bekliyorum. Hangi hastane? Söyleyemem. Yetkim yok. Birine köpeklik ederken bile şerefli olmak gerek. Senin arkana sığınan o Sinan var ya, masum insanlara zarar veriyor. Onların ekmeğiyle, haysiyetiyle oynuyor. Sen de buna çanak tutuyorsun. Bir gün seni elinin tersiyle ittiğinde geriye dönebilecek bir onurun olsun bari. Şimdi adam gibi söyle, Sinan nerede? Yoksa ben öğreneceğim, ikimiz de üzüleceğiz. Mahir. Mahir ayıp oluyor artık. Hadi. Mahir hadi. Hadi. Ne yapıyorsun sen Feride? Mahir birdenbire bambaşka bir adama dönüşüyorsun. Gözün dönüyor resmen. Niye kendine hakim olmuyorsun? Adam yalan söylüyor Feride. Bunun gibileri kibarlıkla konuşturamazsın. Aa, neler söylüyorsun sen? Kulaklarıma inanamıyorum ben. Kabadayı gibisin. Kaçmaya çalıştıklarına benziyorsun. Neden kendine de bana da bunu yapıyorsun? Tamam, zor günler geçirdik ama bitti. Artık içindeki öfkeni değil, umudunu yeşertme zamanı. Bu kadar mı kapattın kendini? Sinan kötü biri. Bu adamın da ondan aşağı kalır yanı yok. Evet. Ama belki kadın gerçekten hasta. Hayat bu, olamaz mı böyle bir şey? Günahını alıyoruz belki. Mahallede kıyamet birdenbire nasıl koptu o zaman? Her şey bir tesadüf olabilir. Belediye kontrol başlatmış olabilir. Bürokratik işler bunlar. Pasajda, fırında bu yüzden kapandı. Ya senin ev, ona ne diyeceksin? Kimse Ayşe teyzeyi zorlamadı ya Mahir. Bunun bizimle ya da Sinan'la alakası yok. Kadının paraya ihtiyacı var, belli.
Hem zaten Sinan iki gündür hastanedeymiş. Nasıl tezgahlasın onca şeyi? Bilmiyorum ama içimdeki bir his hiç de öyle değil diyor. O içindeki hisse söyle. Rica ediyorum biraz sakin olsun. Sağduyunu kaybetme. Sen iyi yürekli, cesur bir adamsın. Ama güç öyle keskin bir bıçak ki savaştığına benzersin bazen. Sen onu değiştirmeye çalıştıkça o seni dönüştürür. Görmeden bakan göz kördür diye sen öğrettin bana Mahir. Sen benim çocuklarımın babası olacaksın. Sen kendine böyle kör olursan onlara nasıl ışık saçacaksın? Sevdam, bana kızdın farkındayım. Seni korkuttuysam üzülürüm. Lakin sen de şu diyeceğimi hatırından çıkarma. Ben bu yolda şunu gördüm, şunu anladım. Kalbini karartana karanfil atmanın bir manası yok. Değerini bilmez. Seni anlamaz. Ona ancak duyabileceği bir sesle ulaşabilirsin. Hadi mahallemize gidelim. Dükkanda sana güzel bir çay demlerim. Aramızdaki buzları eritir. Yok. Ben gelmeyeceğim. O kadar mı küstün bana? Hayır. Annemlere gideceğim düğün tarihimizi söylemek için. Oradan da adliyeye. İstersen ben de gelirim. Yok. Yalnız gitsem daha iyi. Hoşça kal. Allah'a emanet ol.